Define ve Tarih Sevdası kanalımdan tüm defineci arkadaşlara selam olsun. Sevgiler arkadaşlar. Bildiğiniz üzere her akşam saat 8 ile 9 arası yani ortalama 8.30'da yayınımız var. Canlı yayınımız var. Herkesi bekliyoruz. Birbirinden güzel arkadaşlarımız, dostlarımız yayınımıza geliyor ve güzel sohbetlerimiz oluyor arkadaşlar. Herkesi bekliyorum. Dün akşam birden fazla arkadaşımızın işaretine yorum yaptık. Fakat en ilginci, en tehlikesi burada arkadaşlar fotoğraf, videodan bahsetmiyorum. Sadece bize gelen bir fotoğrafı dün akşam canlı yayında herkesin gözü önünde çözmeye çalıştık. Gördüğünüz kapak arkadaşlar, kırılmış, kırmızı yer, kırık olan yer. İçinde bir kare oda gibi küçük bir oda. Yani çok küçük arkadaşlar, bildiğiniz kasa dediğimiz ee, örnek veriyorum. içine anca bir küp sığabilecek bir yeri bize göndermiş arkadaşımız ve biz buraya soygun yemiş dedik. Fakat e, arkadaşlar fotoğraf çekiminde çekilen fotoğraf karanlıksa karanlık, aydınlıksa aydınlık. Yani çekilen fotoğraf bu şekilde e, yakınlaştırdık. Herhangi bir şey içinde gözükmüyor. Ancak dün akşam bizim canlı yayında arkadaşlara yanaştırdım ekranı. Dün akşam değişik olaylar oldu arkadaşlar. Tehlikeli olaylar oldu gerçekten. Herkes şok oldu. Ben de şok oldum. Niye derseniz? Bir fotoğraf nasıl canlı olur? Yani video olursa hani canlı olur. Yakınlaştırsın, geri götürsün. Fakat bir fotoğrafı nasıl çekersen o şekilde kalır arkadaşlar. Şimdi bunun örneğini size göstereceğiz. Fotoğrafı yakınlaştırdık. Dün akşam fotoğrafı yakınlaştırdığımızda ekrana gelen görüntü burada arkadaşlar. Ee, o karanlık o siyah görüntü kesinlikle oynama yapmamışız yani kesinlikle arkadaşlar. Canlı yayınımızı açıp izleyebilirsiniz. Dün akşamki canlı yayınımızda görüntüleri izleyebilirsiniz. Bu görüntü var arkadaşlar. Biz canlı arkadaşımızın gönderdiği fotoğrafa yorum yapınca yanaştırdık dedik ki soygun yemiş. Tam o sırada ekrana gelen görüntü. Bir fotoğrafta ekrana gelen görüntü arkadaşlar sağ üst tarafa baktığınızda ne gördüğünüzü bize söyleyebilirsiniz. Kulaklar, yüz, ağız, burun, göz ve ilk arkadaşlarımızın gördüğü olay çok güzel bir kadın resmi yani görüntüsü. Ondan sonra uzun burunlu birinin görüntüsü. Ondan sonra bu şekilde boynuz yani boynuz mu kulak mı? Burun, ağız her şeyin net bir şekilde gözüküyor. Biz burada halen şoktayız. Ve bununla ilgili birkaç yeri aradım. Birkaç yere sordum. Hani bunun nedeni ne? Çünkü fotoğraf fotoğraftır. Nasıl çekersen istediğiniz kadar yakınlaştırın. O görüntü o görüntüdür. Değişmez. Fakat buradaki fotoğraf bize bu şekilde bir görüntü verdi. Allah e, inşallah... E, kötülüklerden korusun bizi arkadaşlar. Demek istediğim demek ki buranın içinde halen duruyor fakat korunmalı. O yüzden bir şeyler elde edemediler. Fakat biz o kırığı falan gördüğümüzde burası soygun yemiş dedik. Ama burayı gördükten sonra yani şu olayı gördükten sonra soygunu boş verin kimse yanaşamaz bile. Orada bizi bekliyor. Bunun dışında herkes yorum yazabilir arkadaşlar ve e, bu görüntünün dün akşamki canlı yayında videosunu da izleyebilir. E, kesinlikle photoshop montaj yok bizde. Bizde kesinlikle öyle bir şey yok. Haberiniz olsun. E, görüntüyü arkadaşımız da gördü zaten gönderen kişi de gördü. Şimdi burada e, oyma işaretleri var arkadaşlar. En alt kısımda en alt kısımda. Bir değil ikinci kısımda dikdörtgen işaretimiz var. Burada bir kaya mezar olduğunu söyleyen işaret vardır. Bunun dışında en son işarete baktığımızda yine hazinenin yerini gösteren işaret vardır arkadaşlar. Hazine sol tarafta ol, olduğunu söylüyor ve bir kaya mezarın da olduğunu söylüyor. Ee, tabii görsel kısıtlı geldiği için hani çevreyi göremediğimiz için biz sadece burada bir e, kaya mezar artı hazinenin olduğunu söylüyoruz. Normalde büyükten küçüğe doğru giden işaretler direkt hazinenin olduğu yeri gösteren işaretlerden biridir. Kayanın kırma olayı değil arkadaşlar. Yani karayı ikiye bölme olayı yok burada. Haberiniz olsun. Mezar işaretleri vardır. Birden fazla mezar olduğunu söylüyor. Fakat bakın mesela toprakta bile var arkadaşlar temizlemediği için e, net bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden hem hazine var hem mezar olduğunu söyleyen işaretlerden biridir kaliteli işaretlerdir arkadaşlar burada güzel bir çalışma yapılır yalnız benim aklım halen o görüntüde o fotoğrafta bu ee, nasıl öyle bir şey olur anlamış değilim yani bir görseli gördüğünüz zaman görseli ne kadar yakınlaştırsanız bile belki biraz detayına inirsiniz fakat buradaki görselde aydınlık oluyor her yer ee, Bakalım nasıl bir sonuç olacak, nasıl bir şey yapacağız, değerlendireceğiz orayı. Bunun dışında çok güzel bir işaretimiz daha var. Bir kare işaretimiz bize oda olduğunu söylüyor. Sağ tarafa baktığımızda bir küp, ağız kısmı alt tarafa bakıyor, yani bize odanın içinde hazinenin olduğunu söyleyen, küpün olduğunu söyleyen işareti yapmışlar. Sol tarafa baktığımızda mezar işaretini arkadaşlar yapmış. Arkadaşlar yapmış diyelim. E, kaliteli bir mezar odasıdır arkadaşlar. İçinde hazinesinin de olduğunu söyleyen işareti de yapmışlar. Gören arkadaşımız hayırlı uğurlu olsun. Yalnız yine arkadaşlar işaret çözme olayı böyle değil arkadaşlar. Yani biz görseli gördükten sonra yani bu işareti gördükten sonra diğer defineciler gibi 100 metre git 50 metre git kaz diyemiyoruz o yanlış bir değerlendirmedir. Biz alan etütü yapmak için işareti görüp alan etütü yapmak için yani bu işaret burada tamam hazine olduğunu söylüyor. Yön de vermiş fakat biz o yönü görmemiz lazım. Nerede olur? Bütün herkes aynı gömüyü aynı metrede gömmez arkadaşlar. Mesafe var, yön var, derinlik var. O anki psikolojik durumu neyi gerektiriyorsa kendine göre ne kadar metre, ne kadar derinlik biçmişse onu yapıyor arkadaşlar. Hani herkes ya anlaşmalı işte Türkiye'nin her yerinde anlaşmalı bir şekilde kare oldu mu 10 metre ileride 5 metre altta demiyorlar. O yüzden alan etütü, saha etütü yapmamız ve saha tarihini öğrenmemiz için bize çevreyi de göstermeniz lazım arkadaşlar. Bununla ilgili biz çok anket de düzenliyoruz. Birçok e, sohbet de ediyoruz. Geceleri yayınımıza gelirseniz zaten 4-5 saat e, yayınımız sürüyor ve birbirinden değerli abilerimiz de var. Onlarla birlikte güzel sohbetlerimiz, işaretler konusunda güzel sohbetlerimiz oluyor. E, herkesi bekliyorum arkadaşlar. Burada sadece mezar odasının içinde küp olduğunu da söyleyen işareti gördük. Aynı şekilde yine bir alanı temizlemişler. Kare işareti çıkmış. Normalde bu kare işareti direkt odanın çıkış bölümünde yapılır arkadaşlar. Yani burayı gördüğünüzde örnek veriyorum. Sağ tarafta gizli bir oda olduğunu söylüyor. Kare işaretimiz var. Zaten kare işaretinin soluna baktığınızda bir kare daha gözüküyor. Oda içinde oda olduğunu söyleyen çok kaliteli işaretlerden biridir. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Canlı yayınlarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.